«Привет, меня зовут Нур». Потому что сегодня вместе посмотрим на мероприятия в Сибирском регионе. Onca araştırmam sonucu, hani Amerikan filmleri vardır ya, dünyada sadece Amerika'da kıyamet kopar gibi bir izlenim olur. Aslında Rusya topraklarında hala çözülmeyi bekleyen birçok olay mevcuttur. Bugün ise bunlardan biri olan Hakasya raporu ya da Altın Boynuz diye de raporlara geçen bir olay. Yine her zamanki gibi genel kitap bilgileri vererek olayı daha sonra kendi bakış açımla anlatacağım. Hakasya, Rusya Federasyonu'nun Orta Sibirya'nın güneyinde bulunan bir bölge ve buranın başkenti olan Abakan. Asıl bilinen adıyla Minusinsk'tir. Sayan dağlarından Kuzey Denizi'ne doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan göçebe Türk halkıdır Hakaslar. Tarih boyunca Abakan Türkleri, Yenisey Kırgızları, Minusinsk Tatarları veya Abakan Tatarları gibi değişik adlarla da anılmışlardır. Eski Türkçe'de Hakasya ismi 1000 tane suyun toplandığı, birleştiği kutsal yer anlamına gelir. Tüm bu olaylar ise Stalin zamanı, yani 1952 yılında gerçekleşiyor. Abakan bölgesinden geçen Sovyet uçakları Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gibi manyetik bir alana maruz kaldıklarını ve radarlarının bozulduğunu rapor ederler. Daha sonra, yani 1959'da Nikolay Şvernik zamanı, kendisi Yüksek Sovyet Prezidiumudur, tekrar o bölgeye gönderen Sovyet uçakları da o manyetik alan bölgesinden geçerken düşer. Peki neden? O bölgenin ne anlamı vardı ki uçakların başına böyle bir olay geliyordu? Bu yaşananlardan sonra Sovyet Rusya bazı koordinatlara uçuş yasağı getirdi. Hayır efendim, bundan sonra o civardan uçmayacaksınız tarzı gibi. Bu yasak Sovyet Rusya'da 1964-1982 dönemi ya da diğer bir tabirle Brezhnev dönemi de denilen dönem boyunca sürdü. Bu dönemden sonra yasak kalkar ve yasağın kalkmasıyla bölgede tekrar uçuş yapan askeri 3 uçak ve bir tane sivil uçak düşer. Yapılan onca araştırmanın sonucu yine boş çıkmıştı. 1988 senesi Mihail Gorbaçov Yüksek Sovyet Başkanı seçilir. İşin garip yanını biliyor musunuz? 1991'de Sosyal Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılırken Gorbaçov'un ağzından şu sözlerin dökülmesiydi. Tuhaftır ki ekonomik dağılım aşamasındayken Vatikan bir mezara 2 milyar dolar teklif etti. Tekrar sorumu sorayım. Hakasya bölgesinde bulunan bu mezar Vatikan'ın o zamanlar 2 milyar dolar vermesini sebebiyet verecek ne vardı ki bulunan mezarda ya da neden bu kadar değerliydi? Ufak bir dipnot düşmek isterim. Bu raporun birçok detayını Sovyet Rusya dağılınca hani birçok gizli belge yurt dışına çıkarılmıştı ya da halka açık pazarlarda madalyalardan tanklara varıncaya kadar her şey satılığa çıkarılmıştı ya. Bunların içinde silahlar, nükleer uranyum tüpleri bile vardı. Tabi Sovyet Rusya'nın karşısındaki Batı bloğunun sahibi Amerika rahat durur mu? Hayır tabii ki. Amerika'nın istihbarat servislerinden biri olan Central Intelligence Agency ya da herkesin bildiği ismiyle CIA başta olmak üzere birçok batılı devletin istihbarat kurumları da dahil olmak üzere koleksiyonerler olur ya hani. İşte onlarla anlaşarak bu belgeleri koleksiyonerler vasıtasıyla ele geçirmişti. Ele geçirilen bu belgelerin içinde 1960'lardan kalma bir rapor dikkat çekiciydi. Raporda anlatılanlar özetle şöyleydi. Bir çoban, Hakasya'nın bugünkü başkenti Abakan yakınlarında adına delikli kaya veya kutsal kaya denilen kayalık bir yere rastlar. Çoban meraklanır ve define bulmak umuduyla orayı kazar ama başarısız olur. Bir müddet sonra hem çoban hem de onunla birlikte kazıya katılan arkadaşları birden ölür. Çobanın ailesi bunu yetkililere bildirince yapılan araştırmalar sonucu oranın binlerce yıllık bir lahit yani anıt mezarı olduğunu ortaya çıkar. Burayı araştıran Sosyal Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yetkililerinden de kısa süre sonra ölenler olur. Bunun üzerine olaya KGB ve asker de dahil olur. Yapılan tetkikler neticesinde anıt mezarda yoğun radyasyon olduğu, ölümlerin sebebinin radyasyona bağlı olabileceği rapor edilir. Araştırmalara uzman ekipler katılır. Bilim adamları eşliğinde mezara inilir, kat kat olan mezarda 2 iskelet, çeşitli kova benzeri yarı toprak, yarı maden yapımı küpler, 2 katlı şömineye benzer bir yapı vardır. Duvarlarda da ilginç çizimlere rastlanır. Mezarda bulunan kayı damgaları mezarın Öntürklere ait olduğu fikrini güçlendirir. Fakat uzmanların dikkatini çeken asıl şey yuvarlak bir kaide üzerinde altına benzer bir boynuzdur. Duvardaki çizimlerde boynuz ve boynuz miğferli, elinde boynuz asa tutan bir adam, deniz altında boynuz, dünya üzerinde de 3 boynuz vardır. En ilginci de boynuzların titreşim çizgilerle sanki birbirlerine sinyal göndererek irtibat kurar şekilde çizilmiş olmalarıdır. Üstelik mezarda iskeletler de bulunur. Burası derhal askeri ve yasak bölge olarak ilan edilir. Altın renkli boynuzun altın ve ne olduğu tanımlanamayan bir maddeden alışım ile yapıldığı tespit edilir. İskelet de dahil mezardaki tüm materyallerin karbon testi sonuçları 30 bin yıllık olduklarını ortaya çıkartır. 79 yılında Jimmy Carter ve Brezhnev yakınlaşması vesilesiyle mezar Amerika Birleşik Devletleri bilim adamları tarafından da incelenir. Sonuçlar yine aynıdır. Boynuzun alışımının dünya teknolojisiyle yapılamayacağını rapor edilir. İnceleme ekibinde halüsinasyon ve değişik hastalık belirtileri baş göstermeye başlar. Boynuzu yerinden oynatmak için yoğun bir teknik çalışma yapılır ancak oynatılamaz. Ekipteki bir Kazak Türk'ünün ısrarı sonucu mezara bir şaman getirilir. Abakanlı yaşlı şaman mezara girdikten sonra şunları söyler. Atalarımızın kemikleri sızlıyor, duymuyor musunuz? Bunu buradan çıkarırsanız gökyüzünde de görülecek büyük felaketle karşılaşacaksınız. Bizim de dirilişimiz olacak. Ama bilim adamları şamanın sözlerini dikkate almaz. 30 bin yıllık altın boynuz uzun uğraşlar sonucu yerinden çıkarılarak en yakın askeri havalimanına götürülür. Amaç boynuzun uçakla nükleer araştırma merkezine götürülmesidir. Ancak boynuzun yerleştirildiği uçak havalanmaz. Teknik problemler çıkar. Gönderilen ikinci uçak da bozulur. Son çare olarak boynuz kurşun kaplı bir muhafaza dolabı ile karayolu üzerinden Moskova yakınlarındaki askeri bir tesise getirilir. Birkaç yıl sonra boynuz Ukrayna'nın en gelişmiş nükleer araştırma tesisleri yani Çernobil'e nakledilir. Kısa bir süre sonra yani 26 Nisan 1986'da Çernobil patlar. Tıpkı şamanın dediği gibi felaket başlamıştı. Sosyal Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılır. Türk yurtları ise bağımsızlığına kavuştu. Şamanın dediği gibi dirildi. Videonun başında da yazdığım gibi daha sonra Gorbaçov, Türklerin kadim medeniyeti boyunduruk altında tutulamazdı. Bu kader diyecekti. Anlatılanlar bu şekildeydi. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi yaptığım bazı araştırmalar ve anladığım kadarıyla altını çizerek söylüyorum ki kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Birinci bakmamız gereken konu Türk tarihi. Çok fazla detay vermeyeceğim. Çünkü gerçekten de çok uzun bir konu ve bunu daha sonra anlatacağım. Şimdi az önce de Öntürkler diye bir kavramdan bahsetmiştim. Öncelikle bunu açıklayayım. Çünkü bize öğretilen tarihte Orta Asya çıkış noktamız diye bahsedilir. İşte ilk kez Türk isminin geçtiği devlet Göktürk Kağanlığı falan diye de anlatılır. Doğru, buna lafım yok ama Göktürk'ten önceki zamanlarda da Türkler vardı. Lakin o dönem için Türk sözcüğü kullanılmadığı için birçok bilim adamı, daha doğrusu batılı bilim adamları bu döneme Proto Türk yahut Öntürk adını verdiler. Bu tarih de buzul çağına kadar gider. Kesinleşmemiş arkeolojik kazıların yanı sıra sonucu kesinleşmiş arkeolojik kazılar şu anda bize Türklerin M.Ö. 2500'e kadar uzandığını söyler. Faraza, Kurtlar Türk tarihinde önemlidir, semboldür, kutsiyettir. Kurtlarla Türklerin ilk özdeşleştiği vakit de bu zamanlardır. Zira kurtların avlanmaları, aile şekilleri, hareket etmeleri, düzenli grup olmaları gibi özellikle Türklerin dikkatini çekmiştir. Bozkurtların dini olarak gökyüzüne bakarak urulmaları yani Türkler dua ettiklerini sanırdı bu durumu. Askeri olarak avlanırken kullandığı taktikler başta olmak üzere yaşam şekilleri Türkleri etkilemiş ve onları örnek almalarını sağlayarak başlıca bir kültür haline getirmiştir. Türklerin savaşta kullandığı hilal taktiği diğer tabirle Turan taktiği de Bozkurtların avlanırken kullandığı bir hareket şeklinden türemiştir. İnanç konusunda ise ilk Türk topluluklarında dini açıdan ise Tengricilik yani gök tanrı dininden bahsediyorum ve yer tanrı dini olduğu söylene gelmiştir. Bu yanlış bir tecrübeden ibarettir. Aslında yerin ve göğün tanrısıdır gök tengricilik. Eski mitolojilere, okültizme ya da mistisizme bakarsak şöyle bir durum ortaya çıkar. Bildiğimiz kurt motifinin ırkı tanımlamakla alakası yoktur. Bu sembolün karakterle alakası vardır. Kısaca durumu şöyle açıklamak gerekirse, Türklerin demirci olarak adlandırılmasında saklı bu durum. Eski inanışlara göre demir madeni dünyaya Tarık yıldızından gelmiştir ve demir madenini bulup işleyen ve insanların hizmetine sunan ilk topluluk da Türklerdir. Bunu araştırabilirsiniz. Ufak bir bilgi vereyim o vakit, araştırdığınızda karşınıza çıkan bilgilerin kafanızı söylediklerimle karıştırmasın diye. Demirin ilk kullanımını araştırdığınızda karşınıza M.Ö. 4000'lerde Antik Mısır çıkar. Ama ben size diyorum ki Türkmenistan'ın başkenti Akçaabat şehrine 5 kilometre uzaklıkta olan tarihi Ano şehrinin yapılan kazı çalışmalarına bakın diyor. Bir dipnot olarak bu bölge Anav Öntürklerinin bölgesidir ve tarihi M.Ö. 7000'e kadar uzanır. Hatta diğer yabancı kaynaklarda bulunan bu eserlerin bazılarını M.Ö. 10.000 ile M.Ö. 9.000 arası sınıflandırdıklarını bile görürüz. Sizce Antik Mısır mı tarihi kitaplarda anlatıldığı gibi demiri ilk kullanan uygarlık, yoksa Türkler mi? Sorunun cevabı size kalmış. Ben diyeceğimi dedim. Türklerin kuş sembolü ile alakası işte buradan gelmektedir. Gökyüzündeki büyük köpek takım yıldızından bahsettim. Şekli köpeği andırdığı kadar nedense bir o kadar da kurdu andırır. İsterseniz bir bakın. Ve Tarık yıldızı da bu takım yıldızı içindedir bu arada. İşin inanç boyutuna girelim. Yani İslam tarafında da bunu görebiliriz. Hazreti İdris ya da bazı kaynaklarda Eflatun, Enoch, Enoh, Enoşi diye de geçen peygamber, öğretmen, artık ne derseniz deyin, kendisi aynı zamanda yıldız bilimciydi. Ve o da bu konuya işaret ediyordu. Türk manasının hay esması açısından en derin bir manaya geldiğini de biliyordu. Eski mitolojilere bakın. Türklerin Tarık yıldızından geldiğine dair bir efsane vardır. Ya da Ergenekonu destanına bakın. Eski Türk mitolojileri ve destanları hep demir üzerinedir. Bağlantıyı siz kurun. Ayrıca bu konuyla ilgili sıradaki videoları da bekleyin derim. İkinci bakmamız gereken konu Hakasya raporunda da adı geçen altın boynuz meselesi. Bu konuyu sembolizm ve yine biraz tarihle yorumlamak gerekli bana göre. Türkmenistan'ın Ukur bölgesindeki mezarlığa bakalım. Mezar taşı ya da Türk tabiriyle balballarda sizce neden boynuz var? Hadi sembolizm ve mitolojiyle birleşerek size bu konuyu anlatayım. Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Boğa Tanrı diye bir figür vardır. Udada, Uyata, Utata diye de geçer. Boğa kelimesi ise Bua, Buka, Bugatı diye de tabir kullanılır. Moğollar bu hecege derler. Boğaları korur, gücü temsil eder. Bazı Türk boyları soylarını boğadan türediğine inanır. Oğuz Han'a adını veren de Boğa Ata'dır. Kutsal ay boğası olarak da tanımlanır. Kahramanlarda bulunan boynuz kavramı boğadan esinlenmiştir. Bu boynuzlar gücü simgeler ve ayı çağrıştırırlar. Kırgızlar dünyanın bir öküzün boynuzları üzerinde durduğunu inanırlardı. Yağmurlar sonucu dağlardan inen seller böğüren boğalara benzetilir. Taçi Han'ın boğaları ile güreşir ve daha sonradan da Han'ın kızı ile evlenir. Bundan bir oğlu olur. Bu çocuk Buryat kavminin atasıdır. O yüzden kendisine bozboğa kurban edilir. Buga Moğolca'da geyik demektir ve kutsal bir hayvandır. Tunguzlarda buga yani boğa adı verilen her şeye gücü yeten, tüm yaşamı kontrol eden bilge bir tanrı vardır. Aynı şekilde Tunguzlarla da akraba bir kavim olan Evenklerde de buga cennet tanrısıdır. Boynuz ise Türk kültürel geleneğinde dinsel ve mitolojik bir unsurdur. Bu unsur egemenlik ve güç anlayışları ile ilgilidir. İki boynuzlu ata hükümdar motifine ilk kez Türk mitolojisinde rastlanır. Osmanlı sülalesinin tarihi adlı eserini yazan Rüstem Paşa, Kur'an'da da adı geçen Zülkarneyn'in Makedonyalı İskender olduğu iddiasına itiraz ederek şöyle der. Kur'an'da da Zülkarneyn ne hikmetse iki boynuzlu adıyla tasvir edilmesinin yanı sıra Oğuz Han'ın da aynı özellik ve şekilde tasvir edilir. Orta Çağ minyatürlerinde Oğuz Han ve oğulları boynuzlu olarak çizilmişlerdir. Kısaca boynuz sembolü Türklerde yeniden doğuşu sembol eder. Ama öyle sıradan bir boynuz yoktu. Altından bir boynuz vardı. Peki Türklerde altın sembolü ne anlama geliyordu? Altın sembolü güneş, aydınlanma, kendinden aydınlık veren kutsallık niteliği, bozulmayan ahlak, bilgelik, asillik, onur, üstünlük, mükemmellik ve güç sembolüdür. Kadim insanlar altını her şeydeki dengenin sembolü olarak kullanırlardı. Altın ilahi prensiplerle ilişkilendirilir ve büyük değerin simgesidir. Sezgi kanalı açılmış olanlarda auranın altın gibi parladığı bilgisi vardır. Altın genelde ateş ve güneşle ilişkilendirilirdi. Hem altın hem boynuzun anlamını birleştirirsek şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Türkler tekrar iki dağın arasından özgürlüğüne kavuşup tekrar güçlenecek ve bu değiştirilemeyecek bir kader. Kaman haklıydı çünkü bu mezardaki sembollerin anlamını biliyordu. 16 yıldız sayfasındaki diğer çizimlere bakalım. Çünkü bulunabilen çizimler tek o sayfada var. Ve bunun için Oktan Kileş abiye gerçekten teşekkür etmek lazım ki Türklerin tarihi hakkında pek çok kimsenin yapmadığı araştırmaları yaptığı için bunları söylüyorum. Neyse, duvardaki çizimlerde boynuz ve boynuz miğferli elinde boynuz asa tutan birisi olduğunu söylemiştim. Ayrıca yıldız haritaları gezegen üzerinde boynuz miğferli bir adam, deniz altında bir boynuz, dünya üzerinde de toplam 3 boynuz resmedilmişti. En ilginci boynuzların titreşim çizgileriyle sanki birbirlerine sinyal göndererek irtibat kurar şekilde çizilmiş olmalarıydı. Yıldız haritaları aylarca incelendi. Dünya ve üzerindeki 3 boynuz çizimi hesaplamalara göre Türkiye'deki İstanbul'u işaret ediyordu. Çünkü ortada şöyle bir durum var. Haliç'i bilirsiniz. İstanbul'un Avrupa yakasını kaplayan Çatalca Yarımadası'nın güneydoğu ucunda, Boğaziçi girişinde İstanbul ve Beyoğlu platolarını birbirinden ayıran bir deniz girintisi. Konum olarak gözünüzde canlandı değil mi? İşte Haliç'in bir diğer ismi var desem size ve bu isim de altın boynuz olarak da biliniyor desem ne dersiniz? Sanki altın boynuz bulunduğunda yaşanan tuhaflıklar yaşandığı yetmiyormuş gibi derinden araştırdıkça da başka tuhaflıklar ortaya çıkıyor. Size garip bir öngörü anlatayım mı? Atatürk 29 Ekim 1933 gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yaşını kutlamasını büyük keyifle izler. Gece yabancı misyona bir balo verilir. Gece yarısı balo biter. Sonra İsmet İnönü ile yakın arkadaşlarını sorar ve onlardan da Ziraat Bankası salonlarında yapılan bir baloda olduklarını öğrenir. Kalkar oraya gider. Halk salonu doldurmuştur. Onlarla saatlerce sohbet eder. Atatürk bir ara umum müdür yani genel müdürün odasına dinlenmek için çıkar. Odaya Doktor Zeki isminde bir tıp fakültesi öğrencisi gelir ve Atay'a sorar. Paşam, her ülkede gençliğinin bir ideali vardır. Bizimki de ne olmalıdır der. Atatürk Doktor Zeki'ye şunları söyler. 1. Dünya Savaşı bittiğinde birçok imparatorluk da yıkıldı. Gün gelecek Sovyet İmparatorluğu da yıkılacaktır. Orada dili ve dinli bir kardeşlerimiz var. Biz onlara ağabeylik yapmalıyız. Geleceğimiz oralara bağlıdır. Bunu arkadaşlarına anlat. Gerçekten de petrol ve doğalgaz zenginlikleri bizi oralara bağlamıyor mu? Çankaya Köşkü'nde yakın arkadaşlarına ise bir gece şunu söylüyordu. Biraz sabredin. Yurtta sulh, cihanda sulh ve sarılın. Çünkü 60 yıl sonra 60 parça olacak. Bu nesil Bolşevik ihtilalini yaptı. Kan kussa kızılcık yedim der. Oğulları da babaların istikametinde gider. Ama ondan sonraki nesil Rusya'yı 60 parçaya böler. Atatürk hem tarih veriyor hem de ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Ama bizim politikacılarımız Türk Cumhuriyetlerine yeteri kadar önem verdi mi? İşte orası düşünülür. Tarih ve yazgı. Çok garip değil mi sizce? 30 bin yıl öncesine ait bir eserin bulunması ve günümüzden 88 yıl önce söylenmiş bir öngörü. Konuya geri dönelim. Birkaç yıl sonra askeri üssün yetersizliği, Sosyal Cumhuriyetler Birliği yetkilerini altın boynuzlu Ukrayna'daki en gelişmiş nükleer araştırma tesislerine nakletmeye itti. Evet, Çernobil'in yolunu tutmuştu altın boynuz. Çernobil'de ne kadar kaldığı bilinmiyor. Ancak üzerindeki deney sonucu 26 Nisan 1986'da Çernobil patladı ve bu radyasyon uzaydan bile gözüktü. SSCB döneminde çalışmalara katılan ABD'li bilim insanı NASA adına daha sonraki yıllarda yani yaşlılığında bir makale yazdı. Ama yayınlayamadan ölmüştü. Makalesi şöyleydi. O mezar ya Stalin'in tıpkı Naziler gibi psişik deney yaptığı bir yerdi ya da geçmişte gezegenler arası iletişim telsizi veya bir harp silahıydı. Sovyetlerin başına gelmiş tek tuhaf bu muydu? Hayır. Sovyetler ne zaman bir arkeolojik bir yer bulsa ve araştırsa Türklere ait çıkıyordu ve Sovyet Rusya'nın başına garip olaylar silsilesi hep gelmiş oluyordu. Timur'un mezarı gibi. Çaktın mı köfteyi? Türkler öyle kolay bir 4 kelimeye sahip bir millet değildir. Bunun milliyetçilikle alakası yok. Sadece gerçekleri söylüyorum. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yeni eklenecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olursan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.